اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات Bugünkü tefsir dersimizde ölüm anındaki ve ölümden sonraki pişmanlığı inceleyeceğiz. Kaçmak, kurtulmak mümkün değil. Ölüm hepimizi yakalayacak. Bu dersimizde Kur'an'ın lisanıyla ölüm kişiyi yakaladığında hazırlıklı değil ise nasıl bir pişmanlık duyuyor? Bunu işleyeceğiz ve dersimize Munafikun suresiyle başlıyoruz. Ayet 9 ve 10. Estaizu billah. İyâ eyyühellezîne âmenû. Ey iman edenler. Ayetteki hitap bize iman sahibine la tulhikum embalukum ve la evladukum la tulhikum sizi alıkoymasın ne embalukum ve la evladukum mallarınız ve ne de evlatlarınız Cenab-ı Hak uyarıyor. yok. Sakın ha ey müminler evlatlarınız ve mallarınız sizi meşgul etmesin. Sizi alıkoymasın. Neden? Anzikrillah. Allah'ı zikretmekten, namaz kılmaktan, Kur'an okumaktan, sohbete gelmekten Allah'ın dinine hizmet etmekten ve keza ve keza. İnsan Allah zikretmekten uzaklaşır. Mazeret olarak da ya malını ya da evladını göster. Cenab-ı Hak bizi uyardı. Ey iman edenler. Mallarınız ve evlatlarınız sakın sizi Allah'ı anmaktan Allah demekten Allah'a koşmaktan alı koymasın. Ve men yefal zalik kim bunu yaparsa kim malı sebebiyle veya evladı sebebiyle Allah'ı anmaktan uzaklaşırsa fe ulaikehumul İşte onlar hüsranda olanların zararda ziyanda olanların Ta kendileridir. U enfigu min ma razaknakum. Cenab-ı Hak devam ediyor. Cenab-ı birinci nasihatı, mal ve evlat Allah ile aramıza girmeyecek. Cenab-ı ikinci emri, o enfigu min ma razaknakum. Sizi rızıklandırmış olduğum şeylerden benim yolumda infak edin. Allah yolunda harcamak, infak etmek min gablen ye'ti. Gelmeden önce. Gelmeden önce. Dersimizin konusu ölüm anındaki pişmanlıktı ya. Şimdi ayet-i kerimenin o bölümüne geldik. Gelmeden önce size rızık olarak verdiğim şeylerden infak edin kime gelmeden önce ehadekum <laughs> sizden birisine gelmeden önce ne gelmeden önce el <laughs> mevtü ölüm ölüm gelmeden önce Allah yolunda infak edin ki feyegul <laughs> işte ölüm geldiği anda kişi der ki Rabbi ey Rabbi. bakın Perde açılmış artık. Dünyaya bir daha dönmek mümkün değil. Ölüm meleği göründü. Allah. Yani o hali şöyle bir hayal etmeye çalışalım. O pişmanlığı şöyle bir düşünün. Kişi dermiş ki, Rabbi ey Rabbim, laula eharteni. Ecerin garip, ya Rab ne olur beni yakın bir zamana kadar tehir etsen, yani şu anda canımı almasan, beni dünyada bıraksan, peki ne yapacak, niçin mühlet istiyor, fe esat daga. Ben de senin yolunda harcasam, sadaka versem, cami yaptırsam, Kur'an kursu yaptırsam, Kur'an'a, imana hizmet etsem, malımı senin yolunda saçsam, savursam, başka ve ekun mine salihin ve ben salihlerden olsam, günah işlemesem, takva sahibi olsam, Kişi böyle dermiş. Bakın işte ölüm anında. Rabbi levle eharteni ila ecelin garip. Ey Rabbim canımı alma. Bana biraz daha mühlet ver. Ecelimi tehir et. Fe essaddaqa. Ben sadaka vereyim. Ve kum salihin. Ve ben salihlerden olayım. Peki Cenab-ı ne diyor? وَلَنْ يُؤَحْيَوَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَاءَ اَجَلُهَا Bir nefse eceli geldi mi o ecel asla tehir olunmaz. Cevap da bu işte. Artık dönmek yok. Şu pişmanlığı yaşamamak için ne yapmak lazım? Madem insan bu dünyaya sadaka vermek ve salih bir kul olmak için dönmek istiyor. O zaman öyle yaşamalı ki sadakayı vermeli ve salih birisi olarak hayat sürmeli. O zaman ölüme insan merhaba der. İşte Cenab-ı Hak son nefeste şu Kur'an dersinin hürmetine bize şu pişmanlığı yaşatmasın. İkinci ayeti kerimemiz Mü'minun suresi ayet 99-100 Hatta izâ câe ehedehumul mevt Nihayet ölüm onlara ulaştığında Hazreti Azrail onları yakaladığında Gal Der ki Rabbir ci'un. Ey Rabbimiz bizi bir geri çevirsen. Ve bana. Yani Ersin ölen herkesin derdi geri dönmek. Ve Allah. Herkes bunu istiyor. Rabbir ci'un. Ya Rabbi şöyle bizi geriye bir çevir ne olur. Şu bir kapat. Dünyaya bir daha döneyim. Peki ne yapacak? l'alle a'mel salihan fima taqaddt dünyada yapmadığım terk ettiğim salih amelleri işleyeyim yani ya rabbi sen beni bir daha dünyaya gönder bak ben nasıl namaz kılacağım nasıl sohbete gideceğim nasıl kuran okuyacağım nasıl hac yapacağım İmana, Kur'an'a nasıl sahip çıkacağım? Ben bunları yapmamıştım ya Rabbi. Şimdi aklım başıma geldi. Ne olur beni geri döndür. Kelle Hayır. Geri dönmek yok. Cenab-ı Hak diyor ki: "İnne kelimetun huve gailuha." Onun söylemiş olduğu o söz çok boş bir sözdü. Kendisine icabet edilmeyecek. Dünyaya bir daha gönderilmeyecek. Boş bir istek. Boş bir dua. Ve min varâihim berzahun ila yevmi yub'asun. Artık dirilme gününe kadar onun arkasında berzah alemi var bir daha dünyaya dönmek mümkün değil. Bu son nefesin pişmanlığı. Subhanallah. Ne kadar acı değil mi? Bir ömür geçirmiş, sadaka vermemiş, zekat vermemiş, imkanı var hacc'a gitmemiş, Kuran'a imana hizmet etmemiş, perde açılmış kişi yalvarmaya başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın kulun namazına, orucuna ihtiyacı yok ki. İnsan imtihan için geldi bu dünyaya. İmtihan için. Artık onun kılacağı namaza müsaade edilmiyor. Cenab-ı Hak onu bir daha dünyaya göndermiyor. Başka bir ayeti kerime A'raf suresi ayet 37 İnsan bu dünyada kendisine güvenir, amcasına gü güvenir, dayısına güvenir, malına, ilmine, yeteneğine güvenir. Ama bakın son nefesi hatta izâ caetun rusuluna nihayet onlara resullerimiz, elçilerimiz geldiğinde Buradaki Resuller peygamberler değil. Ölüm meleği. O da bir elçidir. Yetevaffevnehum. <Sessizlik> Onların canlarını alır. Bunun için gelmişler. Düşünün şimdi Cenab-ı Hak elçisini Hazreti Azrail'i ya da avanesinden bir meleği canı almak için gönderdi. Galu o melekler o kişiye der ki Eyneme Küntüm tad'un min dunillah. Ya subhanallah. Eynema kuntum min dunillah. Nerede Allah'ı bırakıp da kendilerine ibadet ettikleriniz? nerede güvendiğiniz ilahlar, nerede malınız, nerede mülkünüz, nerede makamınız? Hani sen dünyada şunun sahibin, sahibiydin. Elini kaldırdığın zaman yüz kişi, bin kişi hizmetine koşardı. Sen dünyada kraldın, padişahtın, generaldin. Bir memleketin sahibiydin. Orduların vardı. اَيْنَمَا kuntum تَدْعُونَ مِنْ دُونِ Allah bırakıp da peşlerinden koştuğun, kendisine bel bağladığın bunlar nerede? Hadi gelsin bakalım. Orduların, hizmetkarların, gücün, kuvvetin seni kurtarsın. Melekler böyle dermiş. Galu ölen kimse de dermiş ki, Dallu anna. Onlar bizden kayboldu ve gitti. Onlar bizi terk etti. Onlar bizi bıraktı. Fesubanallah. Fesubanallah. Ve şeydu ala enfusihim ennehum kânû kafirin. Artık onlar kendilerinin aleyhinde kafir olduklarına şahitlik yaparlar. Allahu ekber. Şimdi hayal edin yani. Mümine melek geliyor. Esselamu aleyküm diyor. Ne güzel bir geliş. La hafun aleyküm diyor. Senin için korkmak yok. Ve la entum tahzanun diyor. Sen mahzun olmayacaksın. O mümini cennetle müjdeliyor. Böyle haller var. Aynı melek başka birisine geliyor. Diyor ki. Eyneme küntüm min Nerede Allah'ı bırakıp da kendisine ibadet ettikleri. Kıssadan hissemiş şu. Azı cemaat. Allah'tan gayrına güvenmek yok. Çünkü perde açıldı mı Allah'ın rahmetinden başka imdada koşacak hiçbir kimse yok. Dünya bizim hizmetkarımız olsa... Hatta sıf insanlar değil. Hayvanlar, dağlar, taşlar, ağaçlar, balıklar, her şey emrimize amade olsa son nefeste perde açıldığı zaman hiçbirinin zerre miskal faydası yok. Allah'ın rahmetinden başka. Başka bir ayeti kerime Nisa suresi ayet 97 evet. İnnellezîne tevaffâhumul melâiketu Muhakkak ki o kimseler ki melekler onların canını alır. Kim bunlar? Zalimi enfusihim Nefislerine zulmetmişler. Yani günah işlemişler. Allah'ın emrine muhalefet etmişler. Melekler o kimselerin canlarını alırken galu derler ki fime kuntum siz dünyada ne haldeydiniz? Ne yapardınız? Ne yapardınız dünyada? Galu onlardan ki künna biz var ya biz müstezafine fil art. Yeryüzünde zayıf tutulan, çaresiz, gariban kimselerdik. Bu yüzden de dini hakkıyla yaşayamadık. Yaşayamadık. Yani eğer bir dini yaşasaydık, namaz kılsaydık, işten atılacaktık. İşte bir bayan ben tesettüre bürünseydim İşten atılacaktım dışlanacaktım. Hani insanların Allah kul olmamakta mazeretleri var ya. İşte melekler ölüm anında kişiye "Fime küntüm, Dünyada sen ne hal dedin? Allah'a ne kulluk yaptın? Ne ibadet ettin söyle bakalım." deyince ibadeti, takvası, zühtü ve keza olmayanlar mazerete başlıyor. Diyorlar ki künne mustazafine fil art. Biz yeryüzünde zayıftık, çaresizdik, kimsesizdik, gücümüz yoktu. Bu yüzden Allah'a da kulluk yapamadık. Peki bu mazeret kabul ediliyor mu? Galı melekler diyorlar ki elem takun ardullahi vasi'a. Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Eğer siz burada Allah kulluk yapmak hususunda çaresiz, kimsesiz, zayıf, garip iseniz Allah kulluk yapanların bulunduğu bir beldeye gitseydiniz, Allah için hicret etseydiniz, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? subhanallah. Ben bu ayeti kerimeyi şu makamda çok naklediyorum. Bazen birisi geliyor diyor hocam namaz kılamıyorum fabrikadayım. Namaz kılsam işten atılacak. Ben diyorum ki bak kardeşim benim. Eğer bu mazeret ile yaşarsan şu ayeti kerimedeki efendim manaya ölüm anında mazhar olursun. Melek sana der ki fime küntüm sen ne haldeydin? Sen de dersin ki ben zayıftım, fabrikadaydım, patronu namaz kılanları sevmiyordu, ben de kılmadım, işten atılmamak için. Bakın melen cevabı bu diyorum ona. Elam takun ardullah vasi'a. Allah'ın gözü geniş değil miydi, başka bir fabrika yok muydu? Yani oradan çıksan aç mı kalacaktın, ölecek miydin? Allah tevekkülün yok muydu hiç? Fetuhaciru fiha oraya hicret etseydin ya niçin oraya gitmedin? Feulaike mevahum cehennem. Onların mevası varacağı yer cehennemdi. Ve <feyle> saat mesira. O de ne kötü bir varış yeridir. <feyle> <feyle> Bu ayet kerime hicret emredilince Mekke'den Medine hicret etmeyenler hakkında inmiş. Hicret emri daha sonraki ayetler ne olmuş ama o zaman da farzı ayındı. Cenab-ı Hak müminlerin Mekke'de kalmasını yasakladı. Müminler Medine'ye de başladı. Ama kolay bir şey değil ha. Biz orada olsak imtihanı çoktan kaybederdik yani. Biz evimizden kalkıp sohbete gelemiyoruz. Onlar malları, mülkleri, evleri, işleri, tarlaları, neleri varsa bırakacaklar. Üzerlerindeki elbiseyle, kiminde deve falan da yok. Yayan bir şekilde Medine'ye göçecekler. Yollarda da tehlike var. Hicret edenler, yakalayanlar öldürüyorlar. Düşünün şimdi şimdi. Buradasınız, her şeyinizi bırakacaksınız. Başka bir memlekete Allah için gideceksiniz. Bunu biz nerede yapacağız canım? Onlar sabit, onlar imtihan ağır diye. Yani. Şimdi onlar hakkında Cenab-ı Hak bu ad kerime indirdi. Melekler hicret etmeyenlerin canını almaya geldiğinde onlara der ki fiime küntüm ne haldeydiniz? Tabi Mekke müşriklerin elinde. Kişinin ibadet etme efendim imkanı kuvveti yok. Onlar der ki diyor Kur'an künna mustaz afine fil art. Biz bu Mekke'de zayıftık, çaresizdik. O yüzden ibadet edemedik. O zaman melekler der ki Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? Onların varacağı yer cehennemdi. O ne kötü bir varış yeriydi. İllel mustaz afine minel rical ve Ancak İllel müstazafine zayıf tutulanlara çaresizler müstesna mine rical erkeklerden ve nisa kadınlardan vel çocuklardan. Yani bir adam bir kadın bir çocuk hicret etmeyi istiyor ama aciz zayıf felçli hasta bir türlü imkan bulamıyor. Bu müstesnadır Allah diyor. Bir de la yestadiuna hileten وَلَا يَحْتَدُونَ سَب۪يلًا Bir çareye gücü yetmeyen ve bir yol bulamayanlar müstesna. فَاُولَكَ سَلَّا اَنْ يَعْفُوا anhum. Umulur ki Allah onları affeder. Şimdi asa, asa tercih yani umut ifadesidir. Umulur ki manasına gelir. Ama Kur'an'da asa kelimesi Allah ile birlikte zikredilirse, asallah denilirse bu ifade katiyet ifade eder. Kesinlik. Sebebi şudur. Cömert bir zat birisini umutlandırırsa onun umudunu boşa çıkarmaz. Allah cömertlerin en cömerti olduğu için umulu ki ifadesi asa kelimesi Allah lafzıyla beraber kullanılırsa burada bir kesinlik vardır. Burada bir kesinlik vardır. Her ne kadar ayeti kerime Mekke'den Medine hicret edemeyen hakkında inse de bizler bu ayeti kerimeye muhatabız cemaat. Muhatabız. Allah'ın dinini yaşamak hususunda engellerimiz varsa engeller kaldırmak Allah'ın emirlerine uymak zorundayız. Başka bir ayeti kerime Bakara suresi ayet 165 166 167 Velav yaralzina zalamu iz yaruna alazab subhanallah Sen o zalimleri bir görsen ne zaman iz yeğavnel azab onlar azabı gördüklerinde. Yani bu dünyada öyle kabadayılık taşlamalarına bakmayın. Onlar azabı gördüğünde biz onları bir göksek ennel kuvvete lillahi <Sessizlik> cemi'a onlar bütün kuvvetin Allah'a mahsus olduğunu anlamışlar. Ve ennallâhe şedidul azab Ve Allah'ın azabının şiddetli olduğunu da anlamışlardı. Azabı gördüler. İz tebeğe ellezîne tubi'u minellezîne tebe'u İşte o gün, o gün ve kendisine tabi olunanlar kendilerine tabi olanlardan kaçar. Birisi birisine günah işletti. O gün o ondan kaçar. Birisi insanlar günaha davet etti. İnsanlar da onu takip etti. O onlardan kaçar. Ve tagaddaat ve ra'avul azab. Artık onlar azabı görmüş ve taqatta'at bihimul esbab ve aralarındaki bütün bağlar, ilişkiler, samimiyetler artık kopmuştu. Artık dostluk, kardeşlik yok. Şimdi ve galellezine tebeu tabi olanlar der ki Fesubanallah, Fesubanallah. Yani birisi batıl yolda, yani bu bir sanatçı, efendim bu bir ilim adamı, bu bir siyasetçi ne olursa. insanlar onun peşinde onunla beraber günaha dalmış, isyana dalmış. Ahirette tabi olanlar der ki lev enne lena kerre. Ah keşke bizim için bir defa dönüş mümkün olsa keşke dünyaya bir daha gitsek keşke Allah bize bir müsaade etse de bize izin verse bir defalığına peki ne yapacağız fene minhum kema tebagga'u minna şunu yapacağız bugün onların bizden kaçtığı gibi biz de onlardan kaçacağız. Dünyada onların peşinde koşmuştu. Ama bir daha dünyaya gelsek nasıl bugün onlar bizden kaçıyor. Dünyayı bir dönebilsek biz de onlardan onların bizden kaçtığı gibi kaçacağız. Allah Allah. Kezalike yuhihimullahu a'malahum hasaratin aleyhim. Bütün pişmanlıklar, bütün hüsranlar onları kaplamış bir halde Allah onlara amellerini göster. Dünyadaki isyanlarını, gafletlerini, günahlarını. Ve Yine bu günahlar içinde Allahu Ekber yani. Allah'a meydan okumak. Allah'ın dinine meydan okumak. Kur'an'a, imana meydan okumak. Sünnete meydan okumak yani. yani benim insanın bir nefsi günahları var. Nefsi günahları. Yine boynunu bükü, büker tevazu ile ya Rabbim affetler. Bir de itikadi günahlar var yani. Allah savaş açmış ya. Yani bütün o defterler açılır. O ameller onlara teker teker gösterilir. Asaratin aleyhim diyor Allah yani. Bütün pişmanlıkla onları kuşatmıştı. Ve mahum hum Hani onlar dönmek istiyorlar diye Allah da isteklerini cevapsız bırakmıyor. Peki akıbetleri ne olacak? Ve mahum bir haricine minen onlar ateşten çıkıcı değildirler dünyaya dönmek yok oraya gitmeden dünyadayken kaçacaksın onda seni davet eden birisi Allah'a Kur'an'a imana düşmanlığa insan davet ediyorsa dünyada kaçacaksın dünyada peşinden koş onunla beraber isyanet Allah savaş aç. Sonra de ki ya Rabbi ben yandım. Beni bir daha dünyaya gönder. Cenab-ı Hak dünyaya göndermiyor cemaat. Cenab-ı Hak dünyaya göndermiyor. Biraz evvel bir kardeşimle konuşuyorduk dersten önce. Bu ayeti kerimeler bizim gönlümüze elhamdülillah bir inşirah, bir rahatlık veriyor. Yani iyi ki cehennem var diyorum ben. Ben kendi kendime şöyle düşünüyorum cemaatten. Yani gönlüme böyle geliyor. Cenab-ı Hak hani olmaz da faraza. Bana sunulsa ki cehennem mi olmasa cennet mi bir seçeneğim var. Ben derim ki yahu cennet ce olmadın cehennem olsun. Cehennemin varlığı vallahi benim nefsime cennetten daha lezzetli geliyor. Çünkü ben diyorum ki ben günahkarım, isyankarım. Ama elhamdülillah günahlarım ve isyanlarım nefsi. Boynumu büküyorum. Ya Rabbi kulun asidir. Kulun günahkardır. Ama senin rahmetin büyüktür. Cenab-ı bak diyorum beni cehenneme atsa da rahmeti bulduk. Elbet beni bir gün rahmetiyle çıkarttık. Yine cennete girer. Ama eğer cehennem olmasa. Yani ben de gitmeyeyim diye. Cehennem olmasa öyle bir seçenek olsa. Vallahi billahi tallahi diyorum bak. Nefsimin cehenneme girmesine razı olurum yine. Cehennem olsun. Çünkü eğer Allah düşmanları cehennemde azap görmezse. Vallahi benim nefsim cennette lezzet almaz. Almaz ya. Yani. Cehennemde o Allah düşmanları. Allah'a, Kur'an'a, peygambere dil uzatanlar cezasını çekmeli. Yani. Ben cehenneme de girsem elhamdülillah onlar yanında olmam. Çünkü elhamdülillah ben Rabbimi seviyorum. Yani günahkarlığın içinde oldum. Kendim gibi adamlar olduk. Yine yani cehennemin ucundayızdır. Ama eğer o insanlar cehennemde yanmazsa biz onların azap çektiğini görmezsek vallahi cemaat cennet bize cennet gibi gelmez. Düşünün şimdi cemaat. Bu ülkede ne, neler yapılmış? Neler yapılmış? Allahu Ekber diye diye ezan okuyanlar değil mi? Falakaya yatırılmış yani. Daha düne kadar yani başörtüsü kızlar değil mi? Nasıl joplanıyordu. Yani bu hadi kerimeyle okuyunca ben acayip lezzetleniyorum. Diyorum ya Rabbi cehennemi daha da yükselt, daha da alevlendir diyorum. Çünkü şahsımın onlardan intikam almaya bir gücü yok. Bir gücü yok. Yani ben nefsimle ilgili diyorum ki eğer bana zulmetmişse, tövbe etmişse helal olsun. Ne yapmışsa yapsın. Ama Allah'a yapmış olduğu o hakareti ben kabullenemiyorum Yani. İyi ki cehennem var cemaat. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Hmm. Son bir ayet kerime daha. Bak yine bir teneffüs edelim yani. Din düşmanları böyle olacak. Cemaat biz din düşmanı değiliz elhamdülillah. Biz Kuran'ı seviyoruz. Biz günahkarız. Evet isyankarız. <laughs> Ama Rabbimizi seviyoruz yani. Ve lev zalimun. Sen zalimleri bir görseydin. Ne zaman? Fi gamaratil mevd. Ölüm sekeratında. O can çekişirken son nefeste bir görseydin. Vel melâiketu basidû eydihim. Melekler onlara ellerini uzatmışlar. Tabi biz göremiyoruz. Perde var çünkü. Onlar bir görseydin. Ahrecu <laughs> enfusakum. Melekler diyorlar ki çıkartın bakalım canlarınızı. Ruhları teslim edin. İkinci bir mana verilmiş buraya. Hadi bakalım kendinizi kurtarın. Hadi bakalım dünyada çok yiğittiniz. Çıkardınız öyle yüz binler önünde Allah'a, Kur'an'a savaş ilan ederdiniz. Kuvvetliydiniz. Hadi bakalım şimdi kendinizi kurtarın. El yevme melekler böyle diyor. Bugün tuzzevne cezalandırılacaksınız. Neyle? Azabel hun. Aşağılık bir azapla. Azapların en aşağısıyla bugün azap göreceksiniz. Niye? Bima kuntum taquluna ala gayral hak. Çünkü siz Allah hakkında hak olmayan sözleri söylüyorsunuz ve kuntum an ayatihi testekbirun ve siz Allah'ın ayetlerine karşı kibirleniyordunuz, büyükleniyordunuz. Fesubanallah ya. Allah'ın ayeti var. Cenab-ı Hak bir meselede sözünü beyan etmiş. Adam Cenab-ı Hak'ın sözü üzerine öyle değil böyle olacak diyor. Allah. görüyor musunuz ya? ya? Allah bir söz söylemiş ya. Diyor ki Allah'ın sözü değil benim söz. Ve subhanallah. Ve laga Allah diyor. Ve laga Lagat yemin edatıdır yani. Lam lam kasemdir. Gat tehkit edatıdır. Ve laga yemin olsun diyor Allah bana geleceksiniz. Fuhada teker teker. Kema nakum evvelen merre. İnanmıyor musun geleceğine? Allah diyor ki sizi ilk önce yarattığım gibi yoktunuz bir damladan yaratıldınız. Bir daha yaratacağım ve benim huzuruma geleceksiniz. Ve teraktum ma nakum ve ra'a Severdiğim her şey, Se temlik ettiğim her şeyi, gençliği, malı, mülkü, tarlayı, evi ne varsa her şeyi sırtınızın arkasına atmış. Bu şekilde geleceksiniz. Rasulullah. Malla, evlatla, makamla değil. Çıplak bir şekilde geleceksiniz. Ve managa makum şufa aekumuladin azamtum. Ennekum fikum şuraka. Cenab-ı Hak böyle diyor. Hani göremiyorum diyor Allah. Ve ma nara göremiyorum. Maakum sizle beraber. Neyi? Şufa'a'ukumul lezine za'amtum. fikum şuraka. Onları göremiyorum. Hani siz dünyadayken sizin hakkınızda o ortakları bana eş tutardınız. Hani onlar ise şefaatçiydi. Hakkınızda şefaatçi olacaktı. Sizi kurtaracaktı. Kurtarıcılarınızı, ümit beslediklerinizi yanınızda göremiyor. Lagat tagat da beynekum. Aralarındaki bütün bağlar kopmuştu. Ve <laughs> dalla ankum ma kuntum tez'umun ve sizin hülyasını kurduğunuz tezumun zum etmek. Hakikatte olmayan bir şeyi varmış gibi kabul etmek. Ve sizin hayal ettiğiniz şeyler sizi terk etti ve gitti. İşte cemaat. Allah'ın rahmetinden başka her şey insanı terk eder. İnsanı terk eder. Ölüm anındaki pişmanlık, ölüm sonrası pişmanlık Kuran'da çok ayeti kerimede geçiyor. Bizimkisi kısadan bir hissi olsun nefsimize. Cenab-ı Hak şu dersi azı cemaat. Günahlarımıza keffaret yapsın. Cenab-ı Hak bizi affetsin. Cenab-ı Hak bizi Kur'an'a, iman'a, İslam'a hadim, hizmetkar eylesin. Amin, amin, amin. amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. اللهم تقبل منا بهمه الفاتحه